Ayakkabıları görüyorsunuz, paraları görüyorsunuz kardeşim. Çoraplara bak amına koyayım gerçek patron zenci işi. Bu işi büyük yapıyoruz. Siz amık fakir fukaraları, sıkıcı orospular. Ayakkabıları görüyorsun kuzen, paraları görüyorsunuz fakir pi Merhaba arkadaşlar ben Muhammed bugün sizinle beraber Crusader Kings 3 oynamaya devam ediyoruz Arkadaşlar bundan önceki bölümü izlediyseniz biliyorsunuz ki şu anki yönettiğimiz karakter ki kendisi de şu oluyor Sultan Enes Nötronoğlu kendisi Aydın Sultanlığı'nın yeni sultanı yani Bu adam babasını devirerek ardından ölümüne dölleye çıkarak babasını öldürmüş ve bundan deli gibi pişman olmuş bir karakter Yani babası ona sulh içinde barış içerisinde kan dökülmesin ülkeyi savaşı sürüklenmesin diye tahtını verdi Ancak Sultan Enes bunu kabul etmediğinde dedi ki Yavuz Sultan Selim'in Beyazı'da yaptığı gibi iktidar gölge kabul etmez, iktidar ortak istemez deyip babası tahtta söz hakkı sahibi olabilir korkusuyla babasıyla ölümüne devreye çıktı ve babasını öldürdü. <laughs> Şimdi birazcık ayıp etti kendisi 36 yaşında babası 56 yaşındaydı. Yaşlı adamı aldı de yani öldürdü anasını satayım. Yaptığı ayıptı yapılması gerekiyor muydu bilmiyorum. Çünkü bizim bundan önceki karakterimiz yani babası artık ülkeyi yönetememeye başlamıştı. Geçen bölümde iş savaş yapamadık abi. Biz Türklerin olayı nedir? Savaşmamız, fethetmemiz. Bizim olayımız bu. Sen bunu yapamıyorsan neden tahtasın birader? Bak sonuçta öyle oldu. Ee, sonuç olarak oğlu onu tahttan indirdi. O indirmese başkası indirecek. Yani belliydi Durmadan ata beylerimiz beylerimiz bizi isyan edip duruyordu Artık yönetemiyorsun bu ülkeyi falan diye Yani olacağı vardı ve oldu Artık Sultan Nötr'ün oğluyla devam ediyoruz Karakterimizi bir tanıyalım tamam mı? Kendisi 36 yaşında tahtı baya bir bekledi abi. 35'li yaşlarında tahta geçti. Yani normalde gönül isterdik ki daha geç olsun. Şimdi zannediyorum ki ülkeyi 20 yıl falan yönetir. 60'ına yaklaştığında da ölür bu karakter. Kendisi evliymiş bir adet kadınla. Adı da Sultan Serçinar adında bir kadın. İstekli alemci. Karısı da askeri meselelerden anlıyor. Şehvetli bir kadınmış. Bizim adam da baya askeri anlayan biri. Kendisi dahi stratejist, denetmen, agresif saldırgan. Babasını öldürdüğünden dolayı pişman özelliği almış dahi içini döken bir abimizmiş çok fazla derdi var çünkü öfkeli kolay güvenen halinden memnun falan filan bayağı da bir çocuk yapmış şehzadeyken babası gibi boş durmamış <laughs> Allah'tan fazla bir erkek çocuğu yok. Bir, iki, üç tane çocuk var. Bu saatten sonra da umarım çocuk yapmaz. Şimdi ilgilenmemiz gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Mesela şu anda e, mülk limitimizi aşmışız. Bu yüzden hem vasallarımız bize kızıyor. Neden bu kadar fazla şehre sahipsin falan diye. Hem de elimizde olan çok fazla şehir olduğundan dolayı hepsinin vergisini ve milisini rahat rahat toplayamıyoruz. Üç tane fazlalık var elimizde abi. Bunların belli bir kısmını dağıtalım. Mesela şu şehri. Abi bizim karakterimizin şehzadeyken yoldaşlığını yapmış bir abimiz varmış. Sönmez Ket bu adında biri. Evlilik dışı doğan bir abimiz. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim karakterin bütün çevresi askeriyeden anlıyor. Çok iyi abi. Bu demek oluyor ki bu adamın sultanlık devrinde baya büyük savaşlar yapabileceğiz. Bir de şuradaki toprağı da vereyim. Ünvan ver. Geç abi. Ardından da şöyle bir vekil atamaları yapacağız. Hatta dur. Bu söyle niye ben bunu seçmemiştim? Artık kendi konseyimizi oluşturalım. Babamızdan kalma konseyi tasfiye ettik abi. Kendi güvendiğimiz adamları konseye tutturacağız. Maraşel ile şu olsun vekillerçe şu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim başkent normalde Merv vilayetindeydi. Ancak şehzadeyken biz burada takıldığımızda başkent burası oldu. Biz tekrar Merv'e alalım. Çünkü Merv baya binalarıyla falan olsun dolu bir şehir. Buranın başkent olması bizim için daha iyi olur. Başkenti buraya taşıyorum. Ardından Merv'de asayiş sıkıntısı varmış. Oraya Maraşeli'mi gönderiyorum asayiş problemi çözsün diye. Bak, iki tane şehrimi verdim yine de mülk limitini bir tık aşmış bulunuyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? İdare yeteneğinde bayağı ustalaşmış bir kadınla evleneyim ben Mesela 35 yaşında kadın herhalde çocuk doğurmaz daha fazla Bununla evleneyim kendisi tacikmiş Bakayım kabul edecekler mi? Bir zahmet etsinler sultanız hemen tacını macını giyip geldi saraya Bu kadını birincil eşim yapıyorum Normalde kuması var Birincil eşimiz olunca onun yerine bak şu an birinci işimiz tahta geliyor abi. Mülk yönetimi konusunda bize yardımcı ol deyince oh mülk limitimiz tekrardan yükseldi. Egzotik silahlar falan görmüşüz. Bizim karakter savaş olaylarından baya hoşlanıyor diye böyle, diye böyle bir sürü bildirim gelecektir. Okuyalım. Uzaklar, tüccarlar uzak ülkelerden garip mallarının yanı sıra abartılı hikayeler de getiriyor. Gerçekliği şüpheli ama merak uyandırıcı. Bir grup Ermeni se devamını okumuyorum Ermeni'den sonrasını. <laughs> Soramazsın'ın yeni bölümünde Biman Zartar'la birlikteyiz. Biman bir Ermeni. Merhaba Biman. Kolpa sıkıyorlarmış. Egzotik silah falan almayalım abi. Zaten bizim kendimize ait bir silahımız var değil mi? Güzel kraliyet baltamız varmış. Bunu hemen üstümüze giyinelim. Bir de buna bunu onarmamız lazım. Hasar görmüş. Babamızda düelle yaparken kafasında parçalamışım silahı. Onarsınlar abi işte. Ardından yapmamız gereken başka şeyler var mı? Nişanlı evlenebilir. Karakterimin kızı biriyle nişanlıymış ama çocuğu hapsetmişler diye nişanlılık kesemiyoruz. Bizim erkek evladımıza Prens Nötron Enesoğlu. Sülalenin yarısının adı Nötron. Bu nasıl iş bilmiyorum. Bu çocuk da tahta çıktığında artık 3. Nötron falan olacak herhalde. Ona şimdiden bir eş bulalım abi. Şöyle ırsı özelliği olan. Damızlık bir kadın. <laughs> güzel güzel çocuklar doğursun. Ne olabilir? Zaten bu çocuk dahi bir de sana 21 yaşında zinde bir kadın ayarlayayım. Çocuklarınız hem güçlü olur hem de dahi olur abi. Mis gibi soyumuz yürür oradan. Bakayım kabul edecekler mi? Etler mis gibi iş. Aa Erden. Aa tabii yeni tahta çıktığımızdan pek çok beyimiz bize hürmetlerini sunmaya geliyorlar. Çok iyi. Bir de bir saray olayı varmış ona da bir bakayım. Tutuz mutlu bir şekilde haykırıyor. Tutuz kim? Karakteri bir sarayında antikacıymış. Bu bizim işte sarayımızdaki eşyalara veya o silahımıza milyamıza bakımı yapan kişi arkadaşlar antikacı. Mutlu bir şekilde haykırıyormuş. Ne diye haykırıyor? Hükümdarımız gerçek gerçekten de çok cömert birisi Dundar. Şu muhteşem kızarmış kuğu bile bunun en güzel kanıdı. Dundar coşkuyla yanıt veriyor. Evet kesinlikle katılıyorum. Lordumuz Enes çok iyi birisi. Aa beni övüyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sarayı da toplayayım arkadaşlar. Artık tahta geçtiğimizden dolayı vereceğimiz kararlar beylerimize kendi gücümüzü hissettirmemiz lazım. Bir güç açığı hissettikleri anda hemen isyan ederler. Bunu istemiyorum. Sarayı topla abi. Kim geldi? Başörtülü bir ablamız gelmiş. Kimsin sen mesela? Dolaşan bir kadınmış. Bizim sarayımızdan değil ama bayağı iyi bir kadın mı? Bu ne? Bahçıvan, mimar, paragöz, idareci, şair. Bu kadını saray mensubum yapabilir miyim? Seni saraya davet etsem kabul etmiyor musun? Neden abi? Gelmiyor. Neyse ne söyleyeceksen söyle. Sıradaki Arzuhal sahibi sarayda pek görmediğimiz biri olsa gerek. Çünkü onu tanımıyorum. Mareşal Tok Toktek'in gözlerini saraya girdiğinden beri Arzuhal sahibinin üzerinden ayırmadı. Lordum buraya Şirvan halkının dayattığınız vergileri ödemeyi reddettiğini duyurmaya geldim. Vay be bu kadar iyi bir kadınsın ama benim iktidarıma karşı gelirsen boynun gider haberin olsun. Böyle vergi vermeyeceğim falan demeyeceksin. Vakti zamanımızda halkımız güzel haklara ve ayrıcalıklara sahipti. Fakat şimdi bizden kesmeye çalıştığınız haraçlar bunları görmezden. Önceden babam sizden ne kadar haraç alıyorduysa umurumda değil. O öldü. Bizzat benim tarafımdan öldürüldü. Artık benim koyduğum kurallara ve vergilere göre yaşayacaksınız. Ne yapıyorum biliyor musun? Sizin ele başınızı tuzağa düşürüyorum. Sizin sesinizi kesiyorum. Anasını satayım. Vergi isyanının ele kaçtı. Pü, Durduk yere asayiş düştü orada ya. Keşke yakalasaydık. Neyse en azından onlarla uzlaşmadığımızın mesajını verdik abi. Vergileri normal bir şekilde almaya devam edeceğiz. Şimdi de karşıma vasallarımdan biri Beytogan geldi. Beytogan yüzünde gayet belirgin olan bir hoşnutsuzlukla tahtıma geliyor. Asık suraklı geldi tamam karşıma. Süzerenim ben Batgihis beyliği üzerindeki yasal hakkım şüphe götürmez. Ama bu hem hebariciniz hem de eşari ruhban sınıfı tarafından bilinen bir gerçektir. Bana olan ya kendi aranızda savaş yapıyorsanız yapın. Ben vasallarımın kendi arasında yaptıkları savaşları pek ilgilenmiyorum. Kılıcınız karar versin bu tarz meselelere. Tamam mı? Saray ahalisi yerini almadan önce şansölye elinde yelpazesi ile beni bir kenara çekiyor. Lordum huzurunuza çıkan pek çok kişi olacak. Tabi yeni sultan olduğumdan sağ olsun şansölyem bana bazı tavsiyelerde bulunuyor. Her yüzü ee şey diyor bu da anladım abi. Diyor ki insanların bazılarını tanımakta zorlanabilirsin. Nereden geldiklerini belli edecekleri şekilde yöresel kıyafetler giyinirlerse karıştırmazsın diyor. Gerek yok abi sen onun yerine bana özel bir kıyafet tasarlattır diyebilirim de. Yok onu da demeyeceğim. Ben kimseyi unutmam diyorum. Ki her birden her geleni hatırlıyorum. Tamam. <laughs> Sarayıt marayı topladık. Şimdi arkadaşlar tahta yeni çıkmış her Türk sultanı gibi kendimizi kanıtlamak amacıyla büyük bir savaş vermemiz lazım peder beyimizin isteyip de başaramadığı o büyük Gürcistan Savaşı'nı ben onun oğlu ve varisi olarak yapacağım ve bu savaşın galibi olarak ayrılarak kendimi kanıtlayacağım. Zaten Kral Mamiya <laughs> Mamiya <laughs> diye 10 yaşındaki bir velet geçmiş Gürcistan Krallığı'nın başına. Bu velet ülkeyi yönetmekten ziyade savaşı bile yönetemez. Ben buna savaş ilanında bulunurum. Kendisinin müttefiki var mı? Bir tane müttefiki varmış. Kafkasyalılar müttefik olmuş. Ulan Kafkasyalılar siz Müslümansınız neden Gürcistanlılarla müttefik olduğunuz diyecektim. Adamlar da Ortodoksmuş kanka. Müslüman değil yanmış. Eyvallah bayağı bir Hristiyan kanı dökülecek demek bu. Ben size düklük savaşı için savaş açıyorum. Maliyet 160 dindarlık puanı. Dindarlık puanımız var zaten olmadı. Hacca gideriz oradan alırız. Savaş ilan ediyorum. Ardından dur bir saniye. Bir saniye. Askerlerin toplanma noktasını onların sınırına yakın bir yere çekeyim. Askerleri topla, bir de ariyetten garanti olsun diye ben bir paralı asker birliği de almak istiyorum. Bak 1900 kişilik bir paralı asker birliği var burada kendileri kiraladık. Bayağı büyük bir ordumuz var, toplam 10.000 kişiye yakınız. Onların içinden geçeriz diye düşünüyorum, umarım öyle olur. Gürcistan getir orduları da, kapıştıralım. Türk beylerimiz işinizden geçsin sizin. 6.000 kişilik bir orduyu gördüm. Burayı boş ver kanka kuşatırız daha sonra ordularını yok edelim. Kafkasya'nın destek orduları gelmeden Gürcistan'ın ordusu savunmasız. 6000 kişiyi burada gafil avlarız diye düşünüyorum. Dağlık bir arazide büyük bir savaş yapıyoruz. Hadi bakayım. Yallah köyüne birader. Kuşatmaya devam ediyoruz. Ordularını büyük bir bozguna uğrattık. Bayağı zayiat verdiler. Bunlar toparlanana kadar birkaç tane şehirlerini ele geçiririz diye düşünüyorum. Bir de ordumuz da tabii doğal olarak az önceki savaştan birazcık bize zayiat aldık. Bir kısmını alalım. Şöyle kendi topraklarımıza çekelim. Bunlar burada dinlensin, zayiatlarını kapatsınlar. Ulan bu yaşan sonra çocuk yapmaz dedim. Adam ikizler ikizler çocuk doğurtturuyor anasını satayım. Neyse Allah'tan sadece biri erkek, diğeri kız. Hmm, tamam, birinin adı erkeğin adı İnal olsun, diğerinki de Umay olsun. Hem de uyumlu gibi oldu böyle. Şimdi bak canım, adamların şurada 4000 kişilik ordularını ben gördüm şöyle 6500 kişilik ordumu onların üzerine götürttüreyim. Herhalde yeneriz. Burada da küçük bir parçamız kuşatmaya devam edecek. Bak adamlar full dağlık alanda savaşmaya çalışıyor bizimle. Ya yani o daha avantajlı olsunlar amacıyla bunu yapıyor ama bizim ordular tokatlıyor çünkü Peder Bey'in yapabildiği en iyi şey orduyu güçlendirmekti gerçekten. Ondan bize güzel bir ordu kaldı. Profesyonel bir ordumuz var. Skip atıyoruz. Acampe. Dur, Acampse. Ne nasıl okunuyor lan bu yerleşim yerinin adı? Acampse diye okuyorum ben. İnşallah doğrudur. Burayı hallettik, tavayı hallettik. Şimdi diğer yere iş, iş, kuşatmaya gidiyoruz. Sonra burayı da alıp başkentlerine gireceğim abicim. Lan bizim kuşatma ordumuzun üzerine mi yürüyorsun? Lan kuşatma ordumuzu yakaladı. Allah'ını seversen koş yakala onu. Lanet olsun sana tamam mı? Savunmasız ordumuzu direkt gördü, yakaladı ya. Pü Neyse şöyle aynı anda iki tane şehri kuşatayım ben. Böyle daha hızlı olur. Kafkasyalılar yardımınıza gelmedi mi lan? Hmm. kağıt üzerine savaşta destek veriyorlar ama Kafkasyalıların ordularıyla daha karşılaşmış değilim. Bakayım şuradaki yerden de girmemişler. Bak Kafkasyalılar buradan ordu soksaydı bayağı işimiz zorlaşırdı. da Adamlar sınıf sınır komşumuzmuş. Gürcistanların orduları da artık <gülüyor> yenile yenile. <gülüyor> 1300 kişi kaldılar 6000 kişiden. Kanka şunları bir tur daha dövelim de akılları başlarına gelsin ya. Aa bak bizzat ordunun başında ben varım abi. Moğolların yükselişi. Aa Cengiz geliyor. Neredesin? Moğolistanlar geliyor. Vallahi çıktılar abi. Arkadaşlar şimdi eğer Moğol İmparatorluğu gerçek hayattaki gibi büyüyebilirse onların fethedeceği topraklar arasında bizim de topraklarımız var. Ve oyunda şöyle bir muhabbet var. Oyunda gerçekten bayağı güçlü Moğolistan. Yani 42 bin askeri falan var abi bak. Sınır komşumuz olan Bizans'ta bile. Aa Bizans'ın da başına veledim biri geçmiş 6000 kişilik. Lan ona da savaş açabiliriz. Ona da savaş açalım. Aa Gürcistan Savaşı'nı hemen hızlıca bitirip onlara da savaş açak. Nereye kaçıyorsun gerizekalı? Ulan gerizekalı nereye atıyorsun? Tamam yakaladık onu dövün. Hadi gençler. Dövdünüz çok güzel. Bu çok iyi bir haber arkadaşlar. Vallahi çok iyi bir haber bu. Bizans İmparatorluğu şu anda çok savunmasız bir durumda. Tahtın başında bir velet var. O bize karşı herhalde savaş kazanamaz ya. Onu düşünüyorum. Hadi aga direkt başkentlerini düşürerek Allah'ını seversen 16 da 16 ay sürecekmiş. Bizim de bazı özelliklerimiz açılmış. Askeri strateji odağından yürüyoruz. Adamımız gittikçe böyle daha güçlü olacak. Hadi şu kuşatmalar besin. Ah Teslim oldular. Tertemiz iş. Talepleri dayat diyorum. Askerleri terhis et. Dört tane yeni şehir ele geçirdik. Şimdi burayı bizim hanedanımızdan birilerine vereceğim. Benim hanedanımdan olsun ama oğlum mu oğlum olmasın amık sonra. Sıkıntı çıkıyor. Kendimden biliyorum. Ben babamı öldürerek tahta geçtim ya. Kendi oğluma da toprak verirsem güçlenir. Bize isyan eder. Onun yerine bizim yeğenlerden falan verelim abi. Al şu dört tane toprağı. 3 yaşındaki velede verdim. Buranın artık süzereni sensin. Ayrıca imamımız da buralara gitsin. Buradaki Hristiyanları Müslüman yapsın kardeş. Mareşal'in de görevi bitmiş. Bizim topraklarımızdaki asayişsiz yerleri ıslah eylemeye devam etsin. Ondan sonra baya paramız azaldı. Bizans'la bir savaşa girersek. Ki Bizans'ta şu anda bir iç savaş var zaten. Bir deneyelim mi arkadaşlar? Sana savaş açsam. düktük için bir savaş. Şu düktük için istiyorum. Böyle Trabzon Rize tarafını alsam. Onlara bir darbe indiririm ya. İlk savaşımız olur. Lan az önce senin asker sayın... Altı bin gözüküyordu. Burada on bin gözüküyor. Kanka bir karar ver. Askeri güçlerimiz benzermiş. Yani açıkçası o zaman dur birazcık daha bekleyelim. Çünkü bu savaşı kaybedersek bayağı problem olur bizim için. Az önceki savaşta esir aldığımız biri varmış. Onu fide karşılığı satıyorum. Ardından bizim kızımız evlenebilir. Bak kızımızı madem evlendiriyorum iyi biriyle evlendireyim ki. Mesela kutlu kandan biriyle evlendireyim mi? Zaten bu adamlara dalmaya gücümüz yetmiyor. 2000 askeri mi var seni sadece? Sana savaş açsam ne olur? Yok, müttefikleriyle beraber 20.000 kişi. Anasını satayım ya. Adamın kendi askeri yok gerçekten arkadaşlar ama müttefikleri onu bayağı iyi koruyorlar. Kutlu kanlı savaşamıyorum madem. Sizle bir kız alışverişi yapsak mı? 60 yaşında adam ama öldüğünde müttefiktik zaten başa saracak. O zaman kimle evlendirsem ya? Burada Nader diye bir tane devlet var. O 4000 kişilik bir ordunuz var sizin. Gelin kızımı size vereyim. Direkt adamla evlendireyim, müttefik olalım. Ne diyorsun? 4000 askerle bize yardımcı olursun. Aynı zamanda en büyük kızımı nişanlandırdım. Ondan sonra kızım da evlen evliymiş zaten. Oğlumuzu da nişanlandırdık. Bak şu kızımı da iyi biriyle nişanlandırırsam yine güçlü olabiliriz arkadaşlar. Dur ittifak gücü en yüksek olan kim? Pencap Sultanlığı diye bir sultanlık varmış ama kanka çok doğudasın sen ya. Bizim savaş batılı olacak. 1600 kişilik bir ordusu varmış bu adamın. İstemiyorum bunu. Ya dur bir saniye. Biz biz ziyafet verelim de arkadaşlar para biriksin. Ziyafet vereceğim ya. Çünkü tahtta yeni çıktığımızdan dolayı hala yerimiz sağlam değil açıkçası. Sıkıntı olabilir. Ziyafet verirsek beylerimizi aramız iyileşiyor. Hah varisi büyüdü. Evlenebilirsiniz lan artık. Nişanla evlenebilir. Tek bir şey de geldi. Tamam evlenin abicim. Kadın evlenince türbana girdi lan iyi. Hacca mı gitsek? Hacca gitsek ne oluyor lan? Aa selamlar benim mütevazı süzerenim. Lütfen bu naçizane hediyemi kabul edin. Benim için çok değerli olan, ele, değerli olan bu eser umarım size layık olur. Vay be Atabey Timurtaş teşekkür ederim hediyen için. Kendisi bana süs kutusu göndermiş. Teşekkür ederim. Bu adamı konseyime oturtturayım ya bana hediye falan gönderiyor. Konseyimde oturan yavşakların bir tanesi bile hediye hediye göndermiyor bana bunu oturtturak bari diyeceğim de yer yok ki. Pü. İmamı değiştirebiliyor muyum? İmamı da değiştiremiyormuşum. Şimdi kanka ne yapsak ya? Birazcık bekleyelim gerçekten de arkadaşlar. Şu ziyafeti verelim. Çünkü beylerimiz örgütleşmeye gidebilir. Bizim saray hekimi. Aynı zamanda karım. Kızımı tedavi etmekte bir de kendi kızım bir kadın. Kendi kızının neden bu kadar kötü bir şekilde tedavi ettin ki? Kızımız umarım ölmez. Bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar bu bir hinliktir haberiniz olsun. Bak erkek çocuklarımı babam gibi zindana atıp ölmesini beklemeyeceğim. Bunu yaptığınızda tirana dönüşüyorsunuz. Ülkedeki kimse sizi sevmiyor diyor ki adam kendi çocuğunu bile zindana atıp ölmesini sağlıyor. Ama bu nasıl bir adam bundan kral olmaz olsun falan diyorlar. Biz onun yerine ne yapacağız biliyor musunuz? Bak bu erkek çocuğum ikinci en büyük olan bu. Bunu yaşlı biriyle evlendireceğim ben. Bu sayede ben öldükten sonra ülkeden pay çıkarsa bile kendine karısı yaşlı olduğundan çocuk yapamayacak. Yani bu yine diyelim 10 yıllığına ülkenin bir kısmını yönetir. Öldüğünde toprak yine ülkenin kralına kalır. O zaman işte en büyük oğlumuza kalacak. 45 yaşındaki bu kadınla evlendiriyorum ki çocuk yapamasınlar abi. Ki çocuğum da zaten homoseksüelmiş, geymiş amuk. Allah beni böyle yarattı. Ölünce Allah'ın karşısına çıkacağım ona tek bir şey soracağım. Bana neden kadın yaratmadın diyeceğim. Sizin kardeşiniz bir kadın abi. Artık bunu kabul edin. Sizin kardeşiniz bir kadın. Eyvallah saygımız var abi. 1200 yıllarda yaşıyoruz ama oğul bu anladın mı? Atsan atılmaz, satsan satılmaz be kardeş. Şimdi arkadaşlar Bizans'a saldırabilir miyiz? Valla bak ordu sayısı 2000, 7000 bin falan diyor. Ki şu anda borçtalar. Size ben vallahi savaş açacağım. Bismillah 80 dindarlık veriyorum. Bir düklük savaşı için Rize ve Trabzon civarını ele geçireceğim inşallah. Müttefikim olan bu agamı da 150 presi karşılığı savaşa çağırıyorum. Ondan sonra paralı asker dağılsam çok tatlı olur. Paralı asker istiyorum. Şey, alabileceğim en büyük paralı asker birliği. 1900 kişilik bir birlikmiş. Kiralıyorum. Normal askerlerimi de topluyorum. Arkadaşlar. Siz ki Allah'ın yeryüzündeki kılıçları. Kafirlerin korkulu rüyası. Cihad eyleyeceğiz. Ya Allah. Bismillah. Bu Bizans tiranına karşı. Büyük bir zafer kazanacağız. İnanıyorum. Ne oldu lan? Beklenmedik bir trajedi. Anam mı öldü? Bana mı öldü? Yo bu kim abi? He oğlumun nişanlısı. 45 yaşındaki kadınla evlendirdim ya daha az önce. Ölmüş ya. Tamam o zaman başka bir 45 yaşındaki kadın bulayım sana. <laughs> 45 yaşında zenci bir ablamız varmış. Alın siz takılın abi. Lan oğul doğurma. Baturay diye bir tane çocuk doğurdu ya. Neyse abi. Onu da 45 yaşında biriyle evlendiririz. O da çocuk yapamaz. Bayağı borca girdik tabi paralı asker birliği aldığımızdan dolayı bazı saray olayları varmış. Sen ne diyorsun mesela? Kimsin? Benim emrimde bir şövalye ve vasal. Beylerimden biri. Müsrif ve esrar keşmiş. Birader sen bu şekilde yani kafan güzelken toprak yönetmeni tasvip etmiyorum. Haberin olsun seni uyaracağım. Vasalım Bey Togan son muharebelerimizde kendini açtı. Sarayım heyecana dolup taşıyor. Ya tabii kendini aşar adam savaşlarda. Baya iyi savaşıyormuş ama açıkçası arkadaşlar esrar çekip çekip kafayı bulup adamların üzerine dalıyor demek ki. Hakkında iyi konuşalım prestij kazansın. Savaşlarda kendini güzel kanıtlıyormuş. Şimdi Bizans'ın orduları galiba başka bir savaşta meşgul olduklarından hemen karşılık veremeyecekler. Bey da bizim huzurumuza çıkıp bana hürmetlerini sunuyor. Teşekkür ederim. Şimdi abi Trabzon'un oraları kuşatıyoruz. Hadi aldık burayı tertemiz bir kuşatma oldu. Bir yandan müttefikimiz de bir yerleri ele geçiriyor. Teşekkür ederim abi. Ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar gerçekten. Bu arada arkadaşlar sesim kısılmış olabilir. Pek yaptığım bir şey değil biliyorsunuz ben yeryüzündeki en büyük asosyallerden biriyim. Ayda yılda bir dışarıya çıkıyorum. Ve dün de o dışarı çıktığım zamanlardan biriydi. Artık dışarı çıkıp insanlarla muhabbet etmeyi o kadar özlemişim ki. Dün arkadaşlarımla buluştuğumda deli gibi konuştuk ve konuşmaktan sesim kısıldı. Kusura bakmazsanız sesim sizi rahatsız ediyorsa. Kapalı günler, avluda boş boş bir ok kafamın yanından geçtiğinde hiçbir şey hissetmiyorum. Ne korku, ne öfke, ne panik. Son zamanlarda hep böyleyim. En... Bizim karakter galiba gizli depresyona giriyor arkadaşlar. <laughs> Yanımın, kafamın yanından ok geçse bile hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Ne korku hissediyorum, ne öfke, ne de bir panik. Yani hayattan sıkılmışsın kanka, merak etme. Senin yaşadıklarını herkes yaşayabilir diyeceğim. Kimse babasını öldürmüyor taht için kimse büyük savaşlarda binlerce kişinin ölümünü izlemiyor. Doğrudur abi. Tabii çok fazla savaş yaptığından bu karakterimiz sıkıntı olmuş ona. Aa bizim bir tane daha kılıcımız varmış. Taron Taronites kılıcı adında biri. Bu dövüş yeteneğimizi artı iki yükseltiyormuş ama bizim güzel kraliyet baltımız var zaten. Sadece bir tane silah seçebiliyoruz. Bu dövüşe artı bir veriyor ama meslep düşmanlığı avantajlı. Genelde biz Hristiyanlarla savaştığımızdan daha etkili bizim için. O yüzden bunu bırakacağım. Şu diğer silahı da siktir et kanka. Onun bakımını falan yapmayalım. Yok olsun Ne oldu ya? Hüzünlü Özenliği mi kazandım gerçekten? Arkadaşlar vallahi depresyona girdi karakter ya. Öldürmeseydin babanı ben mi dedim amık? Adam ne güzel vermişti şey tahtı kan dökülmesin diye. Öldürmek zorunda mıydı? Sanki ben dedim ya. Gölge iktidar gölge kabul etmezmiş. Kim diyor onu Ne oldu lan? Oğlum doğum esnasında kızım öldü. Çocuğunun doğururken, torunumuzu doğururken öldü. Strese girdi karakter. Vallahi depresyona gireceğiz kanka. Babamız gibi esrar keşme olsak yoksa milleti içimizi mi döksek? Milleti içimizi dökelim biz en iyisi. Dertleşelim. İçimizi biriktirdikçe daha kötü oluruz biz. Kuşatmalara devam ediyoruz agalar. Şu adama yardım edeyim. Ya savaşı kazanıyoruz ama ruhumuzda olan savaşı kaybediyoruz galiba. Ne kadar derin bir söz oldu değil mi? be? <laughs> Benden böyle bir şey bekliyor muydunuz bir anda arkadaşlar? <laughs> Bizim imam boş durmasın. Hristiyanları Müslümanlığa çevirmeye devam etsin abi. Zorlama yok ama tebliğde bulunalım. Hak dini bulsun insanlar ya. Şimdi bayağı bir topraklarını açıkçası işgal ettik ancak yeterli savaş skoru kazanamadık. Bu yüzden devam ediyoruz abi. Bizim orada ama bak zayiat vermeye başladı. Çok uzun süredir yabancı topraklarda olduklarından dolayı zayiat veriyorlar. Ne oldu? Torunum mu doğdu? Aynen kız torunum. Teşekkür ederim doğduğun için. <laughs> Bir çocuğa doğduğu için teşekkür ediyorsunuz değil mi? Hayatıma neşe getirdin. İyi ki doğdun. Şimdi dur orduyu ben yöneteyim kanka depresyondayız falan ama belki savaş ortamı bizi e, kendimize getirir ne bileyim. Bak burada bile ne yazıyor her zaman kendinizmiş gibi hissetmeseniz de bu sizsiniz diyor. <laughs> Vallahi karakter çok büyük depresyona girdi. <laughs> Dur şu adama yardım edin. Haydi lan teslim olun artık. Bizanslar ordularınız bile a geliyor bir tane ordu. Bu ne lan böyle? Bu orduyla mı bize karşı savaşacaksınız? Geri zekalılar. Hele hele hele. Dur sizi kovalayayım. Ki savaşmama bile gerek kalmadı arkadaşlar. Yani aktif bir meydan savaşı olmadan adamlar teslim olmayı kabul etti. Çünkü Velet yoruldu savaşlarda koşturmaktan. Talepleri dayat diyorum askerlerimi terhis edeyim. Evet abi Bizans İmparatorluğuna karşı yaptığımız ilk savaşta zaferi elde ettik gerçekten. Bu Hristiyanlığa indirdiğimiz çok büyük bir darbe oldu. Artık gerçekten de Anadolu'ya açılıyoruz. Tarihte olduğu gibi Anadolu'ya Güneydoğu'nun oradan değil de Karadeniz taraflarından girdik. Böyle olsun abi. En de sonunda 1171'den 30 yıl sonra da olsa Anadolu'ya giriş yaptık Türkler olarak. Bundan sonra bu Anadolu diyarı bir Türk yuvasıdır. Biz bu bir bozkurt yuvasıdır. Şimdi bu aldığımız toprakları da yine bizim hanedandan olan birilerine vereyim. Hepsi vele tamık. Dur be. Şuradan Aydın Hanedanı. Velete de çok vermek istemiyorum. Yönetemiyorlar sonra ya. Şuraya iki tane toprağı. Yok. iki top, Aynen. Ne basamıyorum. İki toprağı sana verim. Şöyle. Şu iki toprağı da başka bir akraba akrabama vereyim. Biliyorsunuz arkadaşlar ben yeni kazandığım toprakları akrabalarıma veriyorum ki akrabalarım diğer beylere göre daha şey oluyor söz dinleyen tipler oluyor. Çünkü ne de olsa onların hanedanın yani sülalenin başı benim. Aynı zamanda sultanlarıyım. Normal elin oğlundan daha fazla söz dinliyorlar. O güzel bir muhabbet. Bu arada biz de buradaki stratejist ağacını doldurmaya devam ediyoruz. Bu özellikleri açtıkça bizim karakter daha iyi bir komutan olacak. Keşke tahta daha erken çıksaydı da daha fazla başarı kazansaydı. Bir şey diyeceğim. Kutluk Han emirler emiri Afsar Sadrizade kendisi Kutluk Han ee, sultanı. 65 yaşında kendisi yatalak olmuş ve ölmek üzere baya iyi arkadaşlar. Sabahtan beri beklediğimiz babamızın da yine arzuluyup yapamadığı o seferi yapabilecek miyiz acaba? Bir bakayım kaç dakika oldu? 31 dakika olmuş. Gelecek bölümde inşallah bu adam artık ölsün. Yani vampir misin be adam? 70 yaşına kadar bu tarihlerde yaşamaman lazım. Ölecek onun yerine oğlu geçecek oğlu da 45 yaşındaymış anasını satayım. Hiç bu tahta geçmeseydin daha iyiydi kanka. 45 yaşında geçsen ne olur, geçmesen ne olur. Neyse bu taht değişimi olacak kutluk anda Ben de bu taht değişimini fırsat bularak abi onları savunmasız yakalayıp savaş açmayı düşünüyorum. Böylelikle şimdiki İran sınırlarının şu güney kısımlarında ele geçirmiş olurum herhalde. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorumlar kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi, önerinizi bekliyor olacağım. hala abone olmayanlarınız varsa ki var arkadaşlar gerçekten büyük bir çoğunluğunuz abone değilsiniz. Abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Adios. Ah para Babasını para Tamam mı? Para Ah Al para beni Al. O para beni ha. Al. al. Bu basınlar var bir sikiyim ha. Al. al para beni ha. Evet tamam mı? Tamam mı? Para beni değil mi? Para beni